Bu kuru bu şekilde yükselmeye devam ederse beklentiyle 8.20, 8.40, 8.80, 9'u zorlamaya başlarsa ki önümüzdeki hafta 8.80'leri zorlamaya başlayacak gibi 9'u görmeye başlarsa ve çıkıp da Yeni Şafak gazetesinde yazı yazan bugünkü Merkez Bankası Başkanı madem böyle bir 300 bas puan daha faiz arttırıyorum kardeşim derse bu sahiden artık şeydir yani iyi niyetli. Ha, faizi indirirse bu da iyi niyetsizlik. Herkese de iyi niyetsiz. Faizi sabit tutarsa nispeten derim ki ekleyecekler, görecekler falan filan ama bir faiz indirimi yaparsa ele göre 300-400 bas puanlık bir faiz indirimi yapıp kurum belini kırarsa o zaman kardeşim niye bu kadar zarara uğrattınız bu devleti, bu milleti ya? Yani son 4 aydır millet niye kan ağlıyordu? Son 4 aydır yüksek faizden dolayı kan ağlıyor. Biz bas bas bağırdık %8'lerdeydi daha faizler. Bak bütün dünya faiz indirimi yapıyor ya da sabit tutuyorsun, niye yükseltiyorsunuz dedik. Dedik abi %19'a getirdiler faiz. Ha, onun öncesinde de Murat Çetinkaya'dan devralıp Murat Uysal agresif bir şekilde 400-500, 300-500 falan diye faizlerini indirirken de ne yapıyorsunuz başkan dedik. Yani bunu yaptığınız an itibarıyla ciddi anlamda kur üzerinde bir baskı oluşacak. Bu baskı sonucu siz rezervlerinizi tüketeceksiniz falan dedik. Bir önceki dönemde de o agresif faiz arttırımlarında yine Murat Çetinkaya'nın yaptığı faiz arttırımlarında da niye yükseltiyorsunuz dedik. Bak biz hiç çelişmiyoruz aslında. Şimdi bizi izleyenler şöyle düşünebilir. Ya indirince niye indiriyorsun, çıkartınca niye çıkartıyorsun diyorsun. Sen de bir acayipsin diyenler olabilir. Hemen söyleyeyim size dedim. Bakın Murat Çetinkaya'nın agresif faiz arttırımı yapmamasından önceki süreçte dolar zaten 8.50'yi bu 7.80'i vurdu. Hatta 8.50'yi etkisiyle gördü. Oradan geri geldi. Sonrasında da Murat Çetinkaya daha da yükseleceği için faiz arttırımlarına girmeye başladı. O dönemde kasada 128 milyar dolar vardı. Daha kaybolmamıştı o para. Ve bir fırsat doğmuştu. O fırsat neydi? Evet, faizlerin düşüktü. Evet, bir devalüasyon yaşamıştın. Murat Çetinkaya nispeten doğru işler yaptı ama yine de o faizleri orada tutabilirdi dünyanın konjonktürü gereği. Ve aynı zamanda da cari fazla vermeye başlamıştı Türkiye. Kuru namus meselesi yapmasaydı o günkü ekonomi yönetimi Sayın Berat Albayrak şöyle bir tablo olacaktı. Cari fazla veren Türkiye, İthal edemeyen Türkiye bunun yerine mal koymak zorunda kalacaktı. Çiftçi üretecekti, üretici üretecekti, sanayici üretecekti, kobi üretecekti. İşsizlik azalacaktı. İşsizlik azalırken aynı zamanda pek çok şirket kurtulacaktı. İşte o zaman yerli ve milli olacak. Onun için dedik faizleri yükseltmeyin diye. Hadi yükseltti Murat Çetinkaya. En azından dengeyi oturtmak için kurdu. Tamam ona da eyvallah. Ondan sonra gelen Murat Uysal neden faizleri agresif bir şekilde indirerek piyasa dengelerini aldı? Ya şöyle bir şey var. Naci Ağbal, ondan sonra gelen Naci Ağbal kasada 5 kuruş para kalmamışken negatif ortama geçirmişken neden faizi yükselterek bu işi kontrol edebileceğini düşünür? Abi kontrol etmesi mümkün değil. Enflasyon düşürmesi mümkün değil. İnsanların dolarizasyona yönelmesini engellemesi mümkün değil. Hiçbiri mümkün değildi. Biz bunu görüyorduk. Ben bunu görüyordum abi 4 ay önce. 4 ay önce Naci Ağbal daha faiz tuşuna basmadan önce aman ha diye bağırdım ben. Abi çok temiz bir oyun oynadılar. Bak bunu 100 kere konuştuk. Ve hala aynı eğilim var. Şimdi bütün hesap ki bunu hani ben de yazdım. Ya hesap tutmazsa bir hesap yapıyorsunuz. Yani 19'a çıkarıldığında da yazdım. Bir kere 17'ler hatta 15 bile kafa kafa noktaydı. Hadi sonra enflasyon arttı. 17'ler net böyle sıfıra yakın bir enflasyon faiz demek. Enflasyonla mukayese ettiğinde orada biraz durabilirdim. Yani bu son 200 bas puan gerek yoktu. Ama bir hamle yaptın. O hamleyi yaptıktan sonra ardından yaşanan görevden almalar şunlar bunlar şu yubukundan beter hale getirdi. Bak önemli bir yere parmak bastın onu hatırlatmamız lazım. Biz faizi düşürdüğümüzde 8.5'ları gördük mü? Gördük.
Geldiğimiz nokta 8.5'ları zorluyor mu? Zorluyor. Aradan geçen 128 milyar dolar. 128 milyar doları hani bir ağayla marabanın hikayesi vardır ya, pislik yeme hikayesi. Günün sonunda biz bu pisliği niye yedik noktasına geliyoruz. Şimdi hem faizlerimiz yüksek hem de 128-130 milyar dolarımız ortada yok. Şimdi bunu bir net paylaşalım. Bu önemli. İkincisi, bütün kurgu şunun üzerine kuruluydu. Yani bunu hatırlamakta fayda var. Faizler yükseltilecek. Bu sayede yurt dışından gelen yaklaşık 15-20 milyar dolarla 15-20 milyar dolarla serserinin de serserisi para da kullanılarak dolar basılacak. Yüksek faizin olduğu bir ortamda dolarla ilgili ümitler tamamen rafa kaldırılacak ve böylece 236 milyar dolar civarında olan döviz mevduatlar bozulacak ve böylece de istenen döviz rezervine ulaşılacak. Şimdi bunun tutmayacağı çok belliydi. Yani son %19'a çıkarılmaması noktasında hep bunu tartıştık, konuştuk. Çünkü ne yaparsan yap 5 milyar dolar civarında dolaşan bir işte o bozdurdu, o aldı muhabbetinden öteye gitmedi. O zaman bir hamle daha yapmak gerekmiyordu faize. Velev ki yapıldı. Görevden alınma oldu. Şimdi yeni gelenin de elinde dövizi yok, faiz silahı yok, üstüne faizi düşürmesi bekleniyor. Şimdi burada şunu konuşalım. Hatırlarsan sevgili Selçuk, %17'den 19'u hiç kimse beklemiyordu da %17 iken bir 100 baz puanlık bir beklenti vardı ya, biz sakın ha dedik. Çünkü matematiğe baktığında gelecek bir para gözükmüyor. Döviz mevduatlarında bozulacağı gibi bir izlenim yok. Bunun üzerine yine faiz vermek sadece doları biraz daha aşağıya çekip buradaki yatırımcının ucuzdan dolarını toplayıp gitmesini sağlayacaktı. Nitekim iş ona geldi. Yani 30 milyar dolar civarında bir sigara verdi. O kurdan, yani o kurlardan faizin artışından sonra basılan kurdan alan aldı. Bekliyorlar şimdi. Hani ikinci bir atraksiyon olur mu? Yoksa çıkmaya hazır kapıda bekliyorlar. Bunun da altını çizelim. Bırak geleni. Şimdi fakat dön dolaş bir ders alınmış olması lazım. Şunun da altını çizelim. O gün faizi arttırmak nasıl sıcak para getirmeyecekse, bugün bu fotoğraf içerisinde faizi düşürmek de Türkiye'yi üretir hale getirmeyecek. Bak, hep makasları kaçırıyoruz sevgili dostlar. O gün bekleseydik ve üretime yönelik bir takım politikaların içerisine girseydik, bir ortam yakalasaydık, bir şeylerin en azından rotasını değiştirebilirdik. Şimdi bu saatten sonra Türkiye'de üretim kabiliyetini, özellikle pandemiyle birlikte tabii, üretim kabiliyetini o kadar net insanların elinden aldınız ki, bugün siz %10'la para verseniz kimse o parayı kullanabilecek durumda değil. Kullanırsa da ancak borcunu, harcını, vergisini, primini, maaşını ödemek için kullanacak. Yani o para yine değere binmeyecek, gömülecek. Şimdi o yüzden bir kere temelde işte faizi de düşürürsek üretim artar, ithalat azalırdan çok bu insanlar niye üretemiyor sorusunun yanıtını arayarak işe başlamamız gerekiyor. Üretiyormuş gibi gözüküyor ama üretemiyor. Ürettiğinden para kazanamıyor. Eğer rotayı buraya çevirmezseniz şu anda sana kadar borca batmış bir reel sektörü daha fazla kredilendirdiğinizde bir şey değişmeyecek. Bakın o paralar ödenemeyecek. Çok net söylüyorum. Ki keza bugün bir uluslararası raporda da Türkiye'nin içinde bulunduğu, gelişmekte olan ülkelerin en büyük probleminin içeride ve toplamda ülke genelinde borçların çevrilerek ödenebilmesi olarak gösterildi. En büyük kırılganlığımız bu. O zaman bizim bir kere üretim yapan bir Türkiye'yi yaratma hayaline geçeceksek önce şu faiz ve dolar konuşmaktan vazgeçmemiz gerekiyor. Fakat o kadar vazgeçemiyoruz ki
üreticiyi halen ithalatla terbiye etmeye çalışan bir ekonomi yönetimi anlayışı, öte tarafta halen vizyon diye ortaya çıkıp ya şu dolarları, euroları, altınları bir bozdurun da ekonomiye katalım, sıcak para olsun. Buradan üretim iklimi çıkmaz. Anlatabiliyor muyum? Buradan üretim iklimi çıkmaz. Ki keza şimdi bulamadım ama ya Sayın Cumhurbaşkanı ya Yiğit Bulut'un bir açıklamasında dipnot var. Sanıyorum o paragrafı kaldırmışlar. Böyle maharetleri de var. Ama ilk haberi okuduğumda o vardı. Konut sektörü çok önemli diye bir ifade vardı. Şimdi demek ki dert üreten bir Türkiye değil. Eldeki stoğu satacak bir Türkiye.